Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lutenisa tarifiyle sizlere geldim. Bu tarifi biraz farklı yaptım arkadaşlar. Hatırlarsanız sizlere farklı bir Lutenisa tarifi vermiştim. Ayver tarifi, göçmen sos tarifi. Bu sosumuzun içerisinde bu kez havuç kullandım. Ve biraz daha acı kullandım. Çok lezzetli bir sos oldu. Bu sosu arkadaşlar dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz yemeklerinize bir kaşık kullanarak lezzet katabilirsiniz. Müthiş oluyor. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Ben özellikle bolognese sosunda da kullanıyorum. Müthiş lezzet veriyor arkadaşlar makarna sosuna. Evet, şimdi sosumuzun yapılışı, öncelikle patlıcanlarımızı ve biberlerimizi közlemekle işe başlıyoruz. Daha önceki tariflerimde de sizlerle paylaşmıştım. 10 kilo patlıcandan birkaç tarif yaptım diye. Ve bu patlıcanın da bir kısmını arkadaşlar bu sos için ayırdım. Bu sosu akşam yaptığım için arkadaşlar biberleri ben bu şekilde Silex makinemde közledim. Sizler dilerseniz fırında da közleyebilirsiniz. Ya da ocağın üzerinde közleyebilirsiniz. Benim kullandığım malzemeler arkadaşlar yaklaşık 170-200 gram kadar soğan kullandım. Yaklaşık 3 tane soğandı. 400 gram havuç kullandım. Yaklaşık 4 tane havuç. 650 gram biber. Gördüğünüz gibi biberler büyük dolma kırmızı biberdi arkadaşlar. Adet olarak 7 tane kırmızı dolma biber kullandım. Ve 500 gram közlenmiş patlıcan. Yaklaşık arkadaşlar 3 tane patlıcan tekabül ediyor. Evet, 1 çay bardak zeytinyağı. Ve yaklaşık 1 kilo domates. Yaklaşık 5-6 tane domates arkadaşlar, tane olarak. Evet, malzemelerimiz bunlardı. Şimdi yapılışı. Tenceremize zeytinyağını alalım. İnce kıydığımız soğanlarımızı bir müddet, kısa bir süre kavuralım. Daha sonra havuçları dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Ben robotta çok püre olmayacak şekilde ufalttım ve havuçları da yağın üzerine ekleyip kavurdum. Güzelce kavurdum, rengi çıktı. Daha sonra püre haline getirdim. Domatesleri de ekledim. Kısa bir süre kaynattım. Bu esnada biberlerin közledim ve kabuklarını temizledim. Bunu da robottan çok püre olmayacak şekilde küçük ufalttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra el blender ile kaynadıktan sonra hepsini şöyle istediğim kıvamda ufaltacağım. Biberleri de tenceremize ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Közlenmiş patlıcanları da robottan geçirdim ve elde ettiğim bu patlıcanları da tencereme ilave ettim. Biraz renk ve biraz acı olması için de biber salçası kullandım. Eğer siz salça kullanmak istemezseniz biber miktarını arkadaşlar artırabilirsiniz ve acı biber kullanabilirsiniz. Bu şekilde biraz kaynattıktan sonra mikserle, el blender ile çok püre olmayacak şekilde ufalttım. Bir tane diş sarımsağı da ezdim. Onları da ilave ettim. Daha sonra iri kaya tuzu, yarım çay kaşığı kadar kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, damak tadına göre arkadaşlar baharatları ilave edelim. Bu şekilde kısa bir süre kaynattıktan sonra artık sosum hazır oldu.
Evet, ayvar sosum, luten ise sosumun kıvamı bu şekilde. Eğer daha katı bir kıvam istiyorsanız biraz daha kaynatmalısınız. Evet, benim için bu kıvam tam idealdi. Sosumu 350 ml'lik kavanozlara pay ettim. Küçük kavanoz kullanmanızı tavsiye ederim. Açtıktan sonra buzdolabında muhafaza edeceğiz. Evet, sıcak sıcak sosumuzu kavanozlara hemen aktardım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca kanalımda farklı kışlık tarifleri de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 8 kavanoz ayvar sos tarifi elde ettim. Müthiş lezzetliler. Dediğim gibi bu sosu arkadaşlar dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz et yemeklerinin yanında meze olarak, sos olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca yemeklerinize lezzet katmak için bir kaşık kullanabilirsiniz. Müthiş lezzet veriyor. Ve kapaklarını kapattım. Sıcak sıcak. Ters çevirip sabaha kadar vakumlamak için beklettim. Üzerine de başka bir örtü örterek uyutabilirsiniz. Evet, burada sizlere ekmeğe sürülmüş halini göstermek istiyorum. Bu şekilde kıvamı gördüğünüz gibi. Eğer sizlerin de farklı tarifleriniz varsa yorum kısmına bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Evet, elde ettiğimiz ayvar soslarımızı arkadaşlar serin ve karanlık erzak dolaplarında saklayalım. Uzunca bir ömürlüdür. Kapakları atmadığı sürece 1 yıl 2 yıl boyunca muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca farklı bir ayvar tarifi daha yaptım. O tarifi de denemenizi isterim. İçerisine havuç katmadım. Sade patlıcan, közlenmiş biber ile birlikte yaptım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Bir başka yayında farklı tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.